Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı'ndan merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün sizler için çok güzel bir tarifim var. İzmir'in mis kokulu pastiş tarifi. Pastiş adıyla sadece İzmir'de anılsa da diğer şehirlerimizde de bulunan ay çöreğine benzer çok güzel bir çörek tarifi. Öyleyse hemen tarifime geçelim. Yarım su bardağı sıvı yağımızı kabımıza alalım. Yarım çay kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Ve bir yumurta akını ekleyelim. Bir paket toz mayamızı ekleyelim. 3 yemek kaşığı toz şekerimizi ekleyip çırpalım. Önceden elemiş olduğumuz unumuzu karışımımızın içerisine ekleyerek yavaş yavaş ilave edelim. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edeceğiz. O yüzden azar azar 4 su bardağı unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Ön karıştırma işlemimizi yaptıktan sonra 1 su bardağı sütümüzü ekleyip güzelce yoğuralım. Yaklaşık 10 dakika kadar yoğurdum ben hamurumuz böyle pürüzsüz ve güzel bir hal alması için. Bu tarifte hamuru mayaladıktan sonra gerisi gerçekten çok kolay. Mayalı hamur o kadar güzel açılıyor ki birazdan sizler de sevgili takipçilerim hamurun yapısına bayılacaksınız. Belki daha da fazlasını farklı tarifler üreterek değişik tatlar yapacaksınız. Hamuru çok güzel oluyor onu söyleyebilirim. Şimdi hamurumuzu streç filmle kaplayıp yaklaşık 30 dakika kadar mayalandırmaya bırakıyoruz. Bir yandan iç harcını hazırlayabiliriz. Daha önce yapmış olduğum kakaolu pandispanyadan kalan kek parçalarını kullandım. Eğer önceden kalan kek parçalarınız yoksa buzluğunuzda bir paket kakaolu pandispanya yeterli olacaktır. Bir paket kakaolu pandispanyamızı kekimizi bu şekilde ufalıyoruz. Ufalamış olduğumuz kekimizin üzerine 1 su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. İsterseniz 1,5 su bardağı süt de ilave edebilirsiniz. 1 su bardağı ceviz, 1 su bardağı kuru üzüm ekledim. Ardından 1 tatlı kaşığı tarçın ilave edip hepsini güzelce karıştırıp harmanlıyoruz. Mayalanan hamurumuzu iki bezeye ayırıyoruz. Her iki bezeyi de ayrı ayrı geniş dikdörtgen olacak şekilde merdane ile incecik açacağız. Hamurumuzu incecik açtıktan sonra kenarlarını düzleyelim. Daha güzel şekil çıkması için önemli. Kenarlarındaki parçaları da diğer bezemize ekleyerek hamurumuzu açacağız. Üzerine her tarafına gelecek şekilde kek harcımızı sürelim. Bu aşamada bir spatula yardımıyla her tarafını düz bir şekilde yayabilirsiniz. Hamuru çok sıkı olmayacak şekilde güzelce rulo haline getirelim. Rulo halindeki hamurdan 3 parmak kalınlığında parçalar keselim. Pişirme kağıdı serili fırın tepsimizde aralıklı olarak dizelim. Hazırlamış olduğumuz pastişlerin üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpiştirelim. Bu aşamada fırınımızda çalıştırabilirsiniz. 170 derecede önceden ısıtılmış fırınımızda yaklaşık 20-25 dakika kadar üzerleri kızarana kadar pişireceğiz.
Fırınımızda yaklaşık 20-25 dakika üzerleri kızarana kadar pişirelim. Pastişlerimiz pişti. Gördüğünüz gibi görüntüsü muhteşem. Tadını da keşke sizlere tattırabilseydim. Mutlaka sizler de deneyin yakından şimdi. İç dokusuna, kıvamına da, yumuşaklığına da bakalım. İlk sıcaklığı geçtikten sonra çay ve kahve yanınızda sizler de sevdiklerinizle afiyetle tüketin. Evde yapması bir o kadar zevkli ve lezzetli olan bu tarifimi sizler de mutlaka deneyin. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. YouTube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın sevgili takipçilerim. Hoşça kalın.